Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, kalıtımın ilk kısmını anlatmıştım size, işlemiştik. 15 dakikalık bir video olmuştu. Bundan sonra kalıtımın geriye kalan kısmını anlatacağım. Burada ilk olarak tek bir gen için genişletilmiş Mendel genetiğine bakacağız. Daha sonra birçok gen için genişletilmiş genetiğe bakacağız arkadaşlar. Şimdi eee Mendel çalışmalarını yaparken hep böyle tek bir gen üzerinde durmuştur. Yani diyor ki bir özellik bir gen tarafından kalıtılır. Bunun üzerinde durmuştur ama Mendel'den sonra tabii ki çeşitli araştırmalar yapılmıştır ve farklı şeyler de bulunmuştur. Şimdi biz onlara bakacağız. Mendel yaptığı çalışmalarda arkadaşlar tam baskınlık üzerinde durmuştur ve şu zamana kadar anlattıklarım zaten tam baskınlıkla ilgiliydi. İşte e, mor renk alleli ile beyaz renk alleli yan yana geldiğinde mor allel baskın olduğu için fenotipte ortaya çıkıyordu? Mor allel ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla bu nedir? Mendel'in çalıştığı tam baskınlık durumudur. Bundan sonraki zamanlarda ise bilim insanları farklı araştırmalar yapıyorlar ve iki tane daha özellik buluyorlar baskınlıkla ilgili. Arkadaşlar bazı genlerde hiçbir allel tam baskın değildir. Yani ikisi de tam bir baskınlık kuramıyorlar. Bu F1 hibritleri oluşan hibritler atasal bireylerin genotipleri, fenotipleri arasında bir görünüşe sahip oluyor. Yani şöyle düşünün bakın aslan ağzı bitkisinden örnek vereceğim. Mesela kırmızı olan aslan ağzı bitkisiyle beyaz olan aslan ağzı bitkisi çaprazlandığında oluşan F1 dölü pembe renkli oluyor pembe renkli bakın kırmızı ile beyazın arasında bir renk değil mi kırmızı ile beyazı sürekli karıştırırsanız ortaya zaten pembe renk çıkıyor biz buna eksik baskınlık diğer bir ismiyle ekivalentlik diyoruz arkadaşlar eksik baskınlık dediğimiz durum bu şekildedir kırmızı çiçek yani pembe olan çiçeklerin pembe olmasının sebebi kırmızıdan daha az pigment içermesidir yani tam bir kırmızı pigmenti içermiyorlar bu yüzden de renkleri pembe olarak görünüyor. Eksik baskınlıkta bu durum vardır. Başka bir duruma daha geldiğimizde ise bu da eş baskınlıktır. Burada nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Şimdi eksik baskınlıkta ikisi de tam bir baskınlık kuramıyordu. O yüzden ara bir fenotip oluşuyordu. Ama eş baskınlıkta her ikisi de fenotipte etkisini gösteriyor arkadaşlar. Bir diğer ismiyle kodominantlık diyoruz zaten buna. Mesela insanlardaki MN kan grubu bu şekildedir. Al yuvarların üzerinde M ve N proteinleri bulunur arkadaşlar ve bunlar genler tarafından kontrol ediliyor. Büyük M, büyük M ile büyük N, büyük N çaprazlandığı zaman ortaya çıkan fenotip büyük M, büyük N oluyor arkadaşlar. Yani M, N kan grubu oluşuyor. A ile B arasında da aynı durum geçerlidir. A kan gruplu bir bireyle homozigot A kan gruplu, homozigot B kan gruplu bir birey çaprazlandığı zaman Şöyle çaprazlandığında ortaya çıkan birey ne oluyor? AB kan gruplu. Çünkü hem A etkisini gösteriyor fenotipte hem de B etkisini gösteriyor. Dolayısıyla eş baskınlık durumu gerçekleşiyor. Bakın zaten isminden çıkarabilirsiniz. Yani eş baskınlıkla eksik baskınlığı karıştırmazsınız diye umuyorum. Çünkü eş baskınlıkta zaten her ikisi de eşit olarak baskınlık gösteriyor. Eksik baskınlıkta ise her ikisi de eksik bir baskınlık gösteriyor. O yüzden ara bir e, fenotip ortaya çıkıyor. Bakın burada aslan ağzı bitkisini göstermişiz. Kırmızı ile beyaz çaprazlanıyor. Pembe oluşuyor. Peki F1 kendileştirilirse yani F1 çarpı F1 yapılırsa arkadaşlar ne olur? F1 çarpı F1 yapıldığı zaman heterozigot olan bireyler çaprazlandığı zaman ne olacak? Bakın büyük A büyük A yani kırmızı bir tane oluşur. Daha sonra iki tane büyük A küçük A ya oluşur. Yani pembe oluşur. Şöyle bakın iki tane. Bir tane de ne oluşur? Beyaz oluşur arkadaşlar. F1'in kendileşmesi sonucunda eksik baskınlık da bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bir hastalıktan bahsedeceğim size. Tay-Sachs hastalığı dediğimiz bir hastalık. İnsanlarda otozoma çeknik olarak kılıtılan bir hastalıktır arkadaşlar. Tay-Sachs hastalığı. Peki nasıl bir ortaya çıkma durumu var. Aslında eş baskınlıktan kaynaklanan bir hastalıktır biyokimyasal olarak bakıldığında bu hastalığa sahip olan kişilerde beyin hücreleri ilgili bir enzimi çalışmadığı için arkadaşlar bazı lipitleri metabolize edemiyorlar. Yani bazı lipitleri sindiremiyorlar, metabolik hale getiremiyorlar. Dolayısıyla lipitler yani yağlar beyin hücrelerinde birikmeye başlıyorlar ve bir süre sonra beyin hücreleri işlevlerini yerine getiremiyorlar. Çocuklarda işte hastalık nöbetleri gelişmeye başlıyor, körlük oluşmaya başlıyor, motorik ve mental sağlık bozuluyor arkadaşlar ve sonuçta ölüm gerçekleşiyor maalesef. Burada bakın resimde göstermişiz. tay hastalığına sahip olan bir çocuk var burada. Heterozigot olan bireylerde şimdi çekinik olan bireyler yani otuzuma çekinik dediği için mesela küçük ya e, küçük e olan bireyler zaten bu hastalığa sahip oluyorlar. Ama heterozigot olan bireylerde genler eş olarak eş baskınlık gösteriyorlar aslında heterozigot olan bireylerde arkadaşlar işte enzimlerin yarısı çalışırken yarısı çalışmıyor bu durumda eş baskınlık durumu görülüyor Aslında biyokimyasal bakıldığında da eş baskınlık bir hastalıktır diyebiliriz eş baskın olanlar ne yapıyor e, bu hastalık görülmüyor ama enzimlerin yarısı çalışıyor yarısı çalışmıyor arkadaşlar genler eş olarak e, etkilerini gösteriyorlar gelelim çoklu allerlere şimdi çoklu allerlerde de veya e, Multi allel de deniliyor. <laughs> Aklıma gelmedi bir türlü. Şimdi çoklu allelere baktığımız zaman arkadaşlar. Şimdi Mendel her bezelye karakteri için iki tane allel vardır diyor. An ancak ileriki zamanlarda araştırma yapıldığında çoğu genler arkadaşlar ikiden daha fazla allellik formlara sahiptir. Mesela insanlardaki AB0 kan grupları. A ile B. Bir de sıfır kan grubu var. Şimdi arkadaşlar A ile B kan grubu birbirine eş baskın. İkisi de sıfıra tam baskındır. Eş baskınlık durumu burada ne yapıyor? Bakın ortaya çıkıyor. A ile B yan yana geldiği zaman ne oluyor? AB B kan grubu oluşuyor. Sıfırın oluşabilmesi için de sıfır hallerlerinin yan yana gelmesi lazım. Bunların al yuvarların zarında bir reseptör bulunması gerekiyor. Mesela A reseptörü, B reseptörü. Eğer A reseptörü bulunuyorsa A kan grubu, B reseptörü bulunuyorsa B kan grubu. Reseptör dediğimiz antijen de denilebilir. Eğer ki her ikisi de bulunuyorsa AB kan grubu, ikisi de bulunmuyorsa arkadaşlar sıfır kan gruplu bireyler oluyorlar. Bunların detaylarını zaten soru çözerken anlatacağım. Burada çok fazla detayına girmedim. Gelelim bir de Pleiotropi. Şimdi biz tek bir gen açısından genişletiyoruz. Bakın, tek bir gen açısından düşünüyoruz. Ee, çoğu gen arkadaşlar çoklu fenotipik etkiye sahiptir. Biz buna pleiotropi diyoruz. Peki ne demek yani pleiotropi? Mesela bir hastalık, bir gen ya da öyle söyleyeyim. Mesela pleiotropik bir allel arkadaşlar. Kik, kistik fibrozis ve orak hücre anemisi gibi kalısal hastalıklarla birlikte gelişen çok çoklu semptomlardan sorumlu. Yani ne demek bu? Mesela hem kistik fibrozise sebep oluyor bir gen hem de başka bir hastalığa daha sebep oluyor. Veya hem orak hücre anemisine sebep oluyor hem başka bir hastalığa daha sebep oluyor. Dolayısıyla biz buna pleiotropi diyoruz. Bir genin birden fazla özelliğe etki etmesidir arkadaşlar pleiotropi. Şimdi biz Tek bir gen açısından işledik değil mi Mendel genetiğini? Şimdi geliyoruz iki ya da daha fazla gen için genişletilmiş Mendel genetiği diyeceğiz. Şimdi burada ikinci bir gen ortaya çıkacak. Yani birinci genin çalışabilmesi için ikinci bir genin dahil olması gerekiyor arkadaşlar. Burada ilk bahsedeceğimiz durum epistasidir. Bu nedir epistasi? Şimdi bir lokustaki genin, genlerin bulunduğu bölgelere biz kromozomlarda lokus diyoruz. Bir lokustaki genin İkinci bir lokustaki başka bir genin fenotipik ifadesini değiştirmesidir. Mesela Labrador köpeklerinden bahsedelim. Arkadaşlar Labrador köpeklerinde ee, renklerin ortaya çıkabilmesi için bakın B'nin yanında bir de E'nin bulunması gerekiyor. Büyük E'ye sahip olanlar yani baskın olan E'ye sahip olan bireyler renk depolayabiliyorlar ama sahip olmayanlar arkadaşlar renk depolayamıyorlar mesela bakın şurada sarı olanlar sarı olanlar küçük eye sahip oldukları için bunlar ne yapamamışlar renk depolayamamışlar ve sarı renkli görünmüşler mesela kahverengi olanlar normalde e, büyük b siyah küçük blerde arkadaşlar kahverengi renge sebep oluyorlar kahverengine sebep oluyorlar e, büyük b'nin yanına büyük, büyük E geldiği zaman ne oluyor? Bu sefer birey siyah oluyor. Peki küçük B'nin yanına büyük E gelince ne oluyor? Kahverengi oluyor. Ama büyük B'nin yanına küçük E küçük E gelince sarı renkli oluşuyor. Yine küçük B'nin yanına küçük E küçük E gelince yine sarı renkli oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, buradaki E geni ne yapıyor aslında? Renk depolamayı, pigment depolamayı sağlayan ikinci bir gendir. Biz buna ne diyoruz? Epistasi diyoruz. Tamam. Gelelim poligenik kalıtıma. Poligenik kalıtım da şöyle. Poligen. Demek ki neymiş? Tek bir özellik üzerine birçok genin etki etmesiymiş arkadaşlar. İnsanlardaki deri rengi. Buna en iyi örnektir. Arkadaşlar Deri rengine etki eden 3 tane allel var ve bunların baskınlık durumları deri renginin tonunu belirliyor. Mesela hepsi büyük harf olursa, hepsi baskın olursa en koyu ten ortaya çıkıyor. En koyu ten de bakın buradaki en altta olan en koyu ten 64'te 1 ortaya çıkma ihtimali var. Daha sonra eğer hepsi küçük olursa bu sefer de en açık ten ortaya çıkıyor arkadaşlar. Buna, bu da yine 64'te 1'dir. Burada numaralandırılmış ten renkleri. Mesela en fazla ortaya çıkan ten hangisiymiş? 3 numara olan orta renkteki ten rengiymiş arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane allelin etki etmesine de biz ne diyoruz? 2 ya da daha fazla genin etki etmesine poligenik kalıtım diyoruz. İnsanlardaki deri rengi buna örnektir. Evet böylece Mendel için genişletilmiş olan kavramlarımızı gördük. Genetiği gördük arkadaşlar. Şimdi geliyoruz soy ağacı analizlerine. Şimdi ben soy ağacı analizini burada yazdım ama dediğim gibi en iyi şekilde nerede anlatacağım? Sorularda anlatacağım. Çünkü soru çözerken anlatmak bana daha böyle kolay geliyor soy ağacı. Bir de daha anlaşılır oluyor diye düşünüyorum kalıtım için. Şimdi soy ağacı analizlerine baktığımızda size sadece şunu söylemek istiyorum. Soy ağaçlarında ne yapacağız? Eğer size soy ağaçlarında yazıyorum hatta buraya siz de yazın. Soy ağaçlarında eğer otozomal çekinik diyorsa otozomal çekinik diyorsa arkadaşlar taralı bireylere taralı bireylere küçük a küçük a yazın. Otozomal çekinik diyorsa taralı bireylere küçük a küçük a yazıyoruz. Eğer otozomal baskın bir özellikten bahsediyorsa bu sefer de taralı olmayanlara yani sağlam olanlara küçük a küçük a yazacağız. Peki x'e bağlı x'e bağlı çekinik diyorsa zaten x'e bağlı çekinik diyorsa taralı olan dişlere ne yazıyoruz? x üzeri küçük r x üzeri küçük r taralı olan erkeklere de x üzeri küçük r y taralı olmayan erkeklere de ne yazıyoruz? x üzeri büyük r y yazıyoruz arkadaşlar x'e bağlı baskın diyorsa x'e bağlı baskın bu sefer de ne yapacağız x'e bağlı baskında taralı olmayanlara yani sağlamlara çekinikleri yazacağız Erkek dişilere x üzeri küçük re x üzeri küçük re erkeklere de arkadaşlar pardon şöyle heh. erkeklere de x üzeri küçük re yazacağız burada sadece yazdığınız şeyler aynı ama Baskın mı diyor? Çekinik mi diyor? Ona bakacaksınız. Sorular üzerinden daha iyi anlayacağız zaten. Eğer Y'ye bağlı bir hastalıktan bahsediyorsa da sadece erkeklerde görülmesi gereken bir özelliktir. Ee, söylemiş olalım. Yani bunu mutlaka yazın. Soru çözerken yardımcı olacak. Şimdi ben burada detayına girmeyeceğim soru açlarını. Çünkü bunu zaten verdim. Sorular üzerinden anlatacağım. Şimdi geliyorum. Kalıtımın kromozomal temeline yani eşeğe bağlı kalıtımı. Arkadaşlar eşeğe bağlı kalıtımda x'leri y'leri tabii ki ortaya katacağız. Yine soy açılarında da çok göreceğiz bunları. Ama ilk önce bazı sistemler var. Eşeğe bağlı sistemler. Nedir bunlar? İlk olarak insanlarda ve birçok memelide kullandığımız daha doğrusu tüm memelilerde kullanılan x sistemi vardır arkadaşlar. x sisteminde x-y olanlar erkek. XX olanlar ise dişilerdir. İnsanlarda 46 kromozom vardı değil mi? 44 artı x erkekler için 44 artı x de kadınlar için kullanılıyor. Bunlar mayoz bölüme geçirdiği zaman ne olacak? 22 artı x, 22 artı y spermler oluşur. 22 artı x yumurtalar oluşur. Eğer ki yumurtaya erkekten x kromozomu gelirse dişi bireyler, erkekten Y kromozomu gelirse de erkek bireyler ortaya çıkıyor. Yani burada cinsiyetin belirleyicisi kimdir? Erkektir. Şimdi geliyorum X0 sistemine. X0 sisteminde ise şöyle bir durum var. İkinci bir kromozom yok. Sadece X kromozomuyla e, cinsiyet belirleniyor. Eğer XX olursa dişiler oluşuyor. X'in yanında herhangi bir şey olmazsa yani X0 olursa ne olur? Erkekler oluşuyor arkadaşlar. Bu da böceklerde görülen bir özelliktir. X0 sistemi. Geliyorum ZV sistemine. Şimdi ZV sisteminde bir ters durum var. ZV sisteminde ZV yan yana geldiğinde dişileri oluşturuyor. ZZ yan yana geldiğinde erkekleri oluşturuyor. Yani burada cinsiyet belirleyicisi kimdir? Dişidir. Dişiden gelen yumurtadır. Eğer yumurtada Z varsa erkekten kesinlikle Z geleceği için ne olur? Erkek birey oluşur. ZZ. Eğer dişiden V gelirse ne olur? Dişi birey oluşur arkadaşlar. ZV. Bir de Diploitlik, haploitlik durumu vardır. Diploid haploit sistem bu da arılarda gördüğümüz bir sistemdir. Yine arı gibi birçok canlı görülüyor ama biz daha çok arılar üzerinden anlatıyoruz. Diploid olanlar yani iki en kromozomlu olanlar dişi bireylerdir. En kromozomlu olanlar da erkek bireylerdir. Bu da bizim dördüncü sistemimizdir. Evet bu şekilde Cinsiyet sistemlerini anlattık. Şimdi gelelim memelilerin dişilerindeki X inaktivasyonu'na. Şimdi bizlerde iki tane, dişilerde iki tane X kromozomu var. Peki bu X kromozomları nasıl çalışıyor veya nasıl çalışmıyor buna bakacağız. Arkadaşlar, memelilerin dişi bireylerinde bütün hücrelerde bulunan X kromozomunun yani her bir kromozomunun bir kısmı gelişim sırasında inaktif hale geliyor. Peki neden? neden arkadaşlar inaktif hale geliyor? Çünkü x üzerinde bulunan özellikler var. Sonuçta x'ler iki tane yan yana geldiği zaman o özellikler bakımından bizler iki tane gene sahip olmuş olacağız. E, bu durumda da ne olur? Hani belki kötü bir şeyler ortaya çıkacaktır. Hani o yüzden inaktif ve inaktif hale getirilmiştir. Dişilerin her bir hücresindeki inaktif x yoğunlaşıyor sıkı ve yoğun bir cisim olan bar cisimciğine dönüşüyor arkadaşlar. Bu bar cisimciği de çekirdek kılıfının iç kısmına doğru uzanarak e, o tarafta bulunuyor, orada bulunuyor ve bu yapıda bu yapıdaki genlerin çoğu ifade edilmiyor. Peki diyelim ki üreme hücresini düşünün. üreme ana hücresi. Üreme ana hücresinde bir tane normal X var, bir tane de bar cisimciği olan yani yoğunlaşmış, inaktif hale gelmiş X var. Ne olacak? Bunlar yumurtalara dağıldığı zaman bu yoğunlaşmış olan bar cisimci haline dönüşen X aktif hale getiriliyor arkadaşlar. Ve böylece her bir dişi aktif X kromozomuna sahip olmuş oluyor. Memelilerdeki X inaktivasyonu da bu şekildedir. Şimdi buraya kadar anlattıklarım zaten hani ee bilmemiz gereken şeyler çoğunu da bildiğimiz şeyler. Buradan sonra geliyoruz artık neye? Kromozom bozukluklarına kromozomların sayısında ya da yapısında meydana gelen mutasyonlara bakıyoruz arkadaşlar. İlk önce anormal kromozom sayısından bahsedeceğiz. Daha sonra da kromozom yapısının değişmesinden bahsedip bu dersimizi, bu videomuzu bitireceğiz. Evet. Sonra da sorularımıza geçeceğiz inşallah. Arkadaşlar şimdi kromozom yapısının sayısının değişimine baktığımız zaman eğer ki Mayoz bir durumunda homolog kromozomlarda bir ayrılmama ya da mayoz 2 sırasında kardeş kromatitlerde bir ayrılmama olayı olursa bu anormal kromozom sayısına sebep oluyor. Bu anormal olan kromozom sayısına sahip olan bir diyelim ki yumurta hücresi normal bir sperm hücresiyle birleştiği zaman Kromozom sayısı anormal oluyor arkadaşlar zigotun. Biz bu duruma ne diyoruz? Anoploidi diyoruz. Anoploidi. Zaten ploidi kromozom sayısı ile ilgili. Anoploidi de nedir? Kromozomun kromozom sayısının normal olmamasıdır. Anormal kromozom sayısına sahip oluyorlar. Zigotun kromozom sayısı bir eksik olursa yani normalde 46 eğer 45 olursa biz buna monozomik. 2 yani eksi 1. Eğer bir tane fazla olursa yani 47 olursa buna da ne diyoruz? Trizomik bireyler diyoruz arkadaşlar. Bazı organizmalar da 2'den daha fazla kromozom takımına sahip. Mesela 3'en, 4'en, 5'en gibi. Biz bu, bu durumda ne diyoruz? Polipiloidi. poliploidi genelde bitkilerde görülen hatta e, insanların kendi elleriyle yaptığı bir şeydir. Mesela daha büyük çilekler elde etmek için, daha büyük karpuzlar elde etmek için yapılan bir durumdur polipiloidi. Biyoteknoloji sırasında da ufak bir değineceğiz. Şimdi bizim kromozom sayısına bağlı olarak ortaya çıkan bazı hastalıklarımız var bu hastalıkları ben size şöyle anlatacağım bizim dişi bireyimiz dişi bireyimiz neye sahipti 44 artı xx kromozomuna sahipti değil mi erkek birey de neye sahipti arkadaşlar 44 artı xy kromozomuna sahipti şimdi bunlar mayoz bölüme geçirdiğinde diyelim ki dişilerde otozomlarda ayrılmama meydana gelsin. Şimdi otozomlar da ayrılmama. O zaman ne olacak? 44'te bir ayrılmama meydana gelecek. O zaman birinci gametimiz burada ne olur? 22 pardon 22 olmaz. Ayrılmama meydana geliyor çünkü. 21 artı x olsun. İkinci gametimiz de arkadaşlar 23 artı x olsun. Erkek bireydeki gametler normal bir şekilde olsun. 22 artı x 22 artı y. Şimdi bunlar bir araya geldiğinde ne hangi durum ortaya çıkacak? 21 artı x ile 22 artı x oluştuğu zaman hani bir araya geldiği zaman yani 1 ve 3 döllendiği zaman ne olur? Ne olur? 43 artı x x olur. Bu durumda arkadaşlar otozomlarda bir kromozomun eksik olması bireyin ölümüne sebep olur. Dolayısıyla 45 kromozom olduğu için ölecek. Aynı durum 1 ve 4. içinde geçerlidir. Burada da yine ne olacak? Ölüm gerçekleşecek. Şimdi gelelim bizim için önemli olan şu 23 artı x kısmı. 2 numarayla 3 numara döllendiği zaman ne olur? 45 artı x x olacak arkadaşlar. Bu durumda 47 kromozomlu Down sendromlu dişiler meydana gelir x olduğu için. 2 ile 4 numara döllendiği zaman ne olacak? Bu sefer de yine 45 artı x y. Yani Down sendromlu erkekler ortaya çıkacak Down sendromlu olan bireyler boyları kısa, boyunları kalın, ensesi kalın olan kişilerdir Ve dış görünüş bakımından baktığınızda zaten birbirlerine benziyorlar arkadaşlar ee, Down sendromlar normalde hayata barışık, hayatla barışık insanlardır Ama tabii yetiştikleri aile ortamı da çok çok önemlidir Mesela burada bakın resim olarak göstermişiz Şunlar nedir? Down sendromlu bireyimizdir. Arkadaşlar Down sendromu 21. kromozomdaki bir e, kromozom fazlalığından ortaya çıkıyor. Bakın şurada 21. kromozomda bir kromozom fazlalığı var. Dolayısıyla trizomi 21 olarak da geçebiliyor Down sendromu. Evet Down sendromluğunu buradan anlattık. Şimdi bu otozomlardaki ayrılmamaydı. Biz gelelim şimdi gonozomlardaki ayrılmama. Yani X'lerde ve Y'lerdeki ayrılmamaya bakacağız. Arkadaşlar Yine diyelim ki dişinin x'lerinde bir ayrılmama meydana gelsin. Birinci gametimiz 22 artı xx. ikinci gametimiz 22 artı 0. Neden 0 yazdım? Çünkü buraya x kalmadı. Erkekte normal bir ayrılma olsun. 22 artı x. Dördüncüsü de 22 artı y. Şimdi döllenme meydana geldiği zaman Birinci ile üçüncü döllendiği zaman ne olur? 44 artı x x x olur değil mi? Biz buna ne diyoruz? Süper dişi diyoruz. Şimdi süper dişi dediğimize bakmayın. Süper özellikleri yok bunların. Bunlar arkadaşlar e, görüntü bakımından aslında diğer kadınlardan biraz daha böyle kaba duruşlu olan kadınlardır. Dişilerdir. E, genelde kısır olabiliyorlar arkadaşlar bunlar. Ee, yumurtalıkları falan gelişmeye biliyorlar ama tabi gelişenleri de vardır illaki dolayısıyla süper dişi dememize bakmayın çok da böyle süper özellikleri yok 1 ve 4 döllendiği zaman ne olacak peki 1 ve 4 döllendiğinde ne olur 44 artı x x y olur arkadaşlar burada kli, klinefelter erkek klinefelter erkek ortaya çıkıyor bu durumda da bunlar da yine kısır olma ihtimalleri vardır. Dış görünüş bakımından aslında diğer erkeklerle aynıdır. Sadece hani belirli özelliği kısır olmalarıdır. Ve Klinefelter erkeklerle ilgili hani şöyle diyeyim ben size aslında bir araştırma yapılmış. Daha önce duymuştum ben bunu. Doğruluğu şu an hala geçerli mi bilmiyorum. Bakmadım açıkçası. bir ülkede bir araştırma yapılıyor. İşte hapishanelerde yatan ve çok ciddi cinayetler işleyen yani böyle nasıl diyeyim size vahşice cinayetler işleyen erkekler arasında bir araştırma yapılıyor. Kromozomlarına bakıldığında %90'ı klinefelter çıkıyor. Yani bu klinefelter olan erkekler hakkında genel bir tanı konuluyor aslında. Tabi hepsi için geçerli değildir. Genellikle diyoruz cinayete eğilimleri yüksek olan kişilerdir diyebiliyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi belki henüz geçerliliği ya da şöyle söyleyeyim geçerliliğini yitirmiş bir durumdur. Ama önceleri böyle bir araştırma vardı. Şimdi gelelim ikinci ile üçüncünün döllenmesiyle. Şimdi 2 ve 3 numara döllenirse ne olacak? 44 artı x 0 olur. Arkadaşlar 44 artı x 0 olduğu zaman turner dişiler ortaya çıkıyorlar. Turner dişiler de e, biraz daha kısa boylu e, daha böyle tıknaz olan işte elleri parmakları falan biraz daha küçük olan insanlardır bunlar. Bunlar da yine kısır olabiliyorlar. Son olarak 2 ile 4 döllendiğinde ne olacak? 2 ile 4 döllenince de 44 artı y0. Arkadaşlar bu bireyler yaşamıyorlar, ölüyorlar. Çünkü bir kişinin yaşayabilmesi için x kromozomuna sahip olması lazım. Bunlar da x kromozomu olmadığı için ölüyorlar. Evet böylece bunları anlatmış olduk. Şimdi gelelim. Bu arada şu bireyimiz de turner dişimizdir arkadaşlar. Kromozom yapısının değişmesine gelelim. Arkadaşlar kromozom yapısının değişmesinde bunlar moleküler bozulmalardır aslında. Yani kromozomların moleküler yapısındaki bir bozulmadır. E, Mayozdaki hatalar kromozom yapısı değişmesi diyoruz biz bunlara. Nedir? Eğer bir kromozom parçası kayboluyorsa biz buna delesyon diyoruz. Diyelim ki şöyle A, B, C, D şeklinde bir kromozomumuz var. Bu kromozomun B parçası kaybolduğu zaman biz buna ne diyoruz? Delesyon. Bazı durumlarda da kopan parça başka bir kardeş kromatit'e gidip yapışabiliyor. Yani şöyle olabiliyor. Hani şurada karşısında diyelim ki A B C D E var yine. Bu B geldi buraya yapıştı. Biz buna ne diyoruz? Duplikasyon diyoruz arkadaşlar. Yani şuradaki parça koptu, geldi, buraya yapıştı. Buna duplikasyon diyoruz. Eğer ki kopan bir parça ters dönüp tekrardan aynı yerine yapışıyorsa biz buna inversiyon diyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Eğer kopan bir parça şimdi şöyle A, B, C, D, E dedik. Diyelim ki şu parça koptu, ters döndü. C, B, A, D, E oldu. Biz buna da ne diyoruz? İnversiyon diyoruz. Ters dönüp yerine yapışmadır. Bir de kromozom parçası homolog olmayan başka bir kromozoma yapışabilir arkadaşlar. Buna da translokasyon diyoruz. Mesela diyelim ki şurada yine ABC'den gidelim. A, B, C, D, E var. Burada da arkadaşlar K, L, M, N var. Diyelim ki şuradaki D ile E buradan koptu geldi buraya yapıştı. M ile N de geldi buraya yapıştı. Biz buna karşılıklı translokasyon diyoruz. Yani iki gen oradan gitti, iki gen buradan geldi. Eğer bir tanesi gelip buraya yapışıyorsa buna da sadece translokasyon diyebiliriz. Evet bu şekilde kromozomlardaki yapı değişimi, değişimini de anlattık. Şimdi geliyorum organel genlerinin kalıtımına. Arkadaşlar hatırlarsanız 2022 sınavına girenler anasal kalıtımı orada görmüştük değil mi? Hatta o anasal kalıtımını ben yanlış yapmıştım aslında aklıma geldi anasal kalıtım olabileceği ama sınav anında artık ne düşündüysem gittim farklı bir şey yaptım ben onu hatırlamıyorum ne yaptım da. Nedir anasal kalıtım? Aslında mitokondriyal kalıtımdır arkadaşlar. Şimdi ökaryotlarda çekirdek haricinde mitokondride ve plastitlerde genler bulunuyor. Bu genler arkadaşlar bazı özelliklerin oluşumunu sağlıyorlar. Mesela bitkilerde kloroplastlarda bulunan bazı genler bitkinin renklenmesini sağlayabiliyor. Veya kromoplastlarda bulunan bazı genler bitkinin renklenmesini sağlayabiliyor. Begonya bitkisi var ya. Hani bu begonya bitkisi böyle hem yeşil kısmı var, hem böyle mor kısmı var, hem biraz daha böyle koyu renkli kısmı var. O renklenmesini sağlayan aslında Ondaki organel genleridir. Yani plastiklerinde bulunan genlerdir. Yani plastik genleri de ne yapıyormuş? Başka özellikleri etkileyebiliyormuş. Bizlerde de anasal kalıtımın etkisi olan mitokondriyal DNA vardır. Nedir peki? Mitokondriyal DNA. Arkadaşlar normalde sperm ve yumurta birleştiği zaman spermin sadece baş kısmı girer, mitokondrisi girmez. Dolayısıyla sperm sadece çekidekteki genlerini verir. Mitokondri'deki genler bize annemizden gelir ve birçok hastalığın, bazı hastalıkların anneden kaynaklanan hastalıklar olduğu düşünülmektedir. Yani mitokondriyal DNA ile kalıtılan hastalıklar olduğu ortaya çıkarılmıştır. Mesela şeker hastalığı, kalp hastalıkları, Alzheimer ve yaşlanmanın temeli Mitokondriyal DNA'dan kaynaklandığı düşünülmektedir arkadaşlar bu durumlarda. Mesela annenizde şeker hastalığı varsa sizde de görülme ihtimali var. Annenizde kalp hastalığı, Alzheimer varsa sizde de görülme ihtimali var. Dolayısıyla mitokondriyal DNA'nın anneden geldiğine, anasal kalıtım olduğunu lütfen unutmayın. Evet böylece bu videomuzu da bitirdik. Sonraki videomuzda nereye geçiyoruz? Kalıtımla ilgili sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.